Cannes'da aldığı ödülle herkesin konuştuğu Merve Dizdar kariyerinde bu başarıya nasıl ulaştı? Merve Dizdar'ın başarısı için hangi ünlü ne dedi izliyoruz. Cannes'da en iyi kadın oyuncu seçildi. Herkes onu konuşuyor. Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. İnanılmaz ya. İnanılmaz heyecanlandık, inanılmaz gururlandık. Cannes'daki ödülü ve oyunculuğuyla hayran bırakan Merve Dizdar için hangi ünlü ne dedi? Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için. Nasıl büyük bir gurur. Valla herkesin hayali gerçekten. Bizden bir oyuncu arkadaşımızın orada gitmesi, hele üstüne bir de ödül alması. Merve Dizdar, Cannes sonrası ilk sahnesinde nasıl ayakta alkışlandı? Festival gibi kadın Merve Dizdar, Cannes'da ödül alacağının sinyalini nasıl vermişti? Merve de festival sensin. Bu yıl sen festivalsin. Merve Dizdar'ın tiyatro sahnesinden dizilere, sinemadan kana uzanan başarı hikayesi geliyor. Parmaklarımda 16 kesik var. Ama mozaiği tamamladım. Yunan'ın yamacından tüfeğini çalan bir neferi reddeder mi hiç? Etmez. Asit dolu bir havuzda boğmak istemiyorum. Hayır. Son bir haftadır ünlüler dünyasının en çok konuşulan ismi o. Nasıl konuşulmasın ki? Cannes'da ödül alan kaç tane kadın oyuncumuz var ki? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstünde filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçilen Merve Dizdar'ın ödül anonsu sırasındaki masum şaşkınlığı ve filmdeki performansı çok konuşuldu. The performance for Best Actress goes to Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Gece uyurken bir hayal, yani belki alabilir miyim diye düşünürken ufak bir yazı yazdım, onu okumak istiyorum izninizle. Je pensais et je rêvais si je pouvais remporter ou non ce prix et j'avais préparé un petit discours, j'aimerais vous le lire. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Fransızlar onunla röportaj yaparken gözlerinin içi parlıyordu heyecandan. Heyecanlıyım, şaşkınım, her şey bir arada yaşanıyor. Yani birkaç duyguyu iç içe yaşıyor gibiyim. Je vais très bien, je suis très surprise, donc c'est un mélange d'émotions. Vous avez dédié votre prix à toutes les femmes. Ça vous est venu comme ça, vous l'aviez écrit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire ça? Ülkeme bir kere böyle bir ödülle döndüğüm için çok mutluyum. Kendimle belki de ilk defa bu şekilde gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir şey bizim için. Dün belki de işte umut etmek bence çok önemli. Dün ya alırsam diye böyle bir yazı yazmak istedim ve tüm kadınlar biz mücadele için çok savaşıyoruz ve çok iyi şeyler hak ediyoruz. O yüzden hepimize armağan etmek istedim. Alors d'abord je suis très heureuse de rentrer dans mon pays avec ce prix qui m'a été décerné. Je suis fière. Et hier, je réfléchissais, et je me disais pourquoi pas, et c'était un espoir que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai rédigé ces quelques mots et dédié ce prix à toutes les femmes, parce que c'est très difficile d'être femme dans ce monde, et c'est pour ça que les femmes méritent, j'ai dédié ce prix aux femmes. C'est qui la première personne à qui vous avez pensé quand vous avez reçu ce prix? Ailem. Yes, evet, çünkü onlar benden daha mutlu ve yani her anımızı bildikleri için onlar ve ülkem tabii ki. Ma famille, bien sûr, parce que ils sont heureux pour moi et mon pays, tous les gens, tous les Turcs. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Belki çoğumuz için sürpriz olmuştu bu ödül. Ama otoriteler hiç öyle demiyordu. Merve Dizdar'ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki performansı için ödülü hak etti yorumları yapılıyordu. Merve Dizdar ödülünü aldıktan bir gün sonra çiçeklerle karşılandı havalimanında. Yine çok tatlıydı. Çok mutluyum. Ülkeme böyle bir ödülle geldiğim için çok mutluyum. Bu gerçekten bunu çok söyleyeceğim çünkü bu en önemli şey bu benim için. Onun dışında herkes çok mutlu. Daha da mutluyum o yüzden. İnsanlara böyle birazcık mutluluk verebildiysem, hep beraber bu ödülü paylaşabildiysek başka bir şey yok yani. Ayağının tozuyla Alice müzikali için sahneye çıktı. Sahneye adım attığı ilk anda ve oyun bitiminde ayakta alkışlandı Alice'in kedisi Merve Dizdar. Alice'deki rol arkadaşları onu kutlarken Merve Dizdar gözyaşlarına hakim olamıyordu. Yazsanız sanki! Eyvah! Eyvah! Dünya sinemasının kalbinin attığı kandan ödülle dönmek kolay bir iş değil. Merve Dizdar bunu yeteneğiyle başardı ve haliyle konuşulmayı hak etti. Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Pek çok meslektaşı Merve Dizdar'la aynı gururu yaşıyor. İşte Hande Erçel. Nasıl büyük bir gurur. Valla herkesin hayali gerçekten. Tebrik ediyorum çok yürekten. Zaten Merve'yi çok eski tanırım ve her zaman çok yetenekli, çok sevdiğim bir arkadaşım. Bensu Soral da Merve Dizdar'ı tebrik eden oyuncular arasındaydı. Çok mutlu oldum. Bu hepimiz için çok umut dolu bir haber. O yüzden Merve'yi zaten çok beğendiğim bir oyuncu. Çok tebrik ediyorum. Harika bir şey. Merve Dizdar'ın Yutmak tiyatro oyunundan rol arkadaşı Ece Dizdar ve başarılı oyuncu Serdar Orçin de bu ödülün tesadüf olmadığını dile getirdi. Merve'nin başarısı tesadüf değil. Çok yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir insan. O yüzden çok hak ettiğini düşünüyorum. Beğendiğim bir oyuncuydu. Hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyorum. Daha izlemedik filmi ama kesin öyledir. Yürekten tebrik ediyorum. Doğa Rutkay, Merve Dizdar'ın başarısıyla yaşadığı gururu şöyle özetledi. Yıllar evvel Nurgül Yeşilçay gittiğinde çok duygulanarak hiç tanımadığım halde Cem Özer'den ulaşıp aramıştım onu. Çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum seninle diye. Aynısını Merve'ye de yaptım. Bizim için çok büyük bir gurur. Değil mi? Onu giymiş, bunu giymemiş. Kimin umurunda? Çok mutluluk verici bir şey oraya çıkması. Zaten Nuri Bilge Ceylan hayranıyız hepimiz. Hep yıllardır bizi temsil ediyor. Ama bizden bir oyuncu arkadaşımızın orada gitmesi, hele üstüne bir de ödül alması mutluluk veriyor. Onun dışında başka hiçbir şey hissettirmiyor bana. Ben o güzelliği görüyorum, öyle söyleyeyim. Ve Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar'ın en yakın dostlarından biri o. Sahnede heyecanını paylaştığı Merve Dizdar için çok mutlu olduğunu dile getiriyor Sarıkaya. İnanılmaz ya, inanılmaz heyecanlandık, inanılmaz gururlandık. Dünkü oyunumuzda da ilk defa ödülünden sonra ilk oyunu... Merhaba. İlk defa oyundan sonra ilk oyunu oynadı. Sahneye çıktığı andan itibaren bütün salon ayaklandı. Çok acayip bir duyguydu. Bunu bize yaşattığı için gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi, gurur duyuyorum onunla.
Merve Dizdar'ın bütün oyuncuların hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor Serenay Sarıkaya. Ya her oyuncunun yani hayal ettiği bir şeydir tabii. Ondan daha üstü yok zaten. En üstü o. O yüzden inşallah dualarımız o yönde. Ama ondan daha çok kimseye yakışmazdı. Gerçekten sonsuz hak ediyor. Peki Merve Dizdar bu hayale nasıl ulaştı? Kariyerinde 13. yılını geride bırakan Merve Dizdar oyunculuğa tiyatro ve dizilerle başladı. İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle tanıştı ekranlarla. Ne oluyor ya? Hadi gidiyoruz. Fikret? Nereye gidiyoruz anlamadım. Emniyete. Fikret ne oluyor? Tamam yok bir şey bir dakika. Kariyerinin başında ekranlarda küçük rollerde oynuyordu Merve Dizdar. Ben ne diyeceğini biliyorum. Çünkü ben de senden hoşlanıyorum. Benden mi? Aylardır bu anı bekliyorum ben Emre. Yani bunu bana söylediğin için çok mutluyum. Hatta şu an dünyanın en mutlu insanı benim. Ama aynı anda tiyatro sahnesinde önemli oyunlarda zor rollerde izledi tiyatro seyircisi onu. Bir infazın portresi ve bir kurşun deliğine kaç hayat sığar oyunlarındaki başarısıyla adından söz ettiriyordu. Hayır. Evet, bir erkek tablosu yapmışsın. Hayır, kesinlikle hayır. Hangi erkek senin gibi çizebilir ki? Gücü, çabayı, acıyı, hiçbir erkek. Ve hiçbir erkek de açıkça cinayetten nefret etmez. Olmuş sesler. Oynadığı dizilerde hızla yükselirken komediye yatkınlığını da gözler önüne serdi. Aa, hoş geldin. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Savaş çıkmış gibi. Aman, takma ben toplarım. Çok memnun oldum ve sizi like'lıyorum. Merve Dizdar'ın oyunculuktaki rüştünü ispatladığı proje Yutmak adlı tiyatro oyunuydu. Ne? Kurduğunuz hayat... özel bir şey değildi. Yazık. Parmaklarımda 16 kesik var. Ama mozaiği tamamladım. Oyun daha yeni yeni seyircisiyle buluşup Merve Dizdar dikkat çekmeye başladığında Bloomberg HT Live programı oyunun kulisindeydi. Merve Dizdar o günlerde rolünün dikkat çekeceğinin farkındaydı. Çok acayip bir yolculuk benim için, diğer karakterlerle de öyle. Çok mutluyum. Bu bir şans. Umarım ki bu şansı da çok iyi değerlendirebilirim. Çünkü bu karakteri oynamaya gelsem gerçekten benim için önemli bir karakter. Nitekim düşündüğü gibi de oldu. Sergilediği harika performansla o sene Türk tiyatrosunun Oscar'ı olarak kabul edilen Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu seçildi. Konuşamayacağım galiba. Çok heyecanlıyım. Yapabilirim. Afife Tiyatro Ödülünü alırken heyecanını gözyaşlarıyla birleştiren Merve Dizdar salondan büyük alkış almıştı. Öncelikle bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, çok özel bir ödül. Yani hayal bile edemediğim bir ödül. Yutmak'taki performansı Merve Dizdar'a önemli rollerin kapısını açtı. Bana bir şey olmaz ki. Hayır, nişan almayı da bilmiyorsun. Beni bulmaya çalışın gittin ağacı derdin. Nişancılığı gittiğim yerde öğrenirim elbet. Tüfeğim olsun da, tüfeğim olmadan nasıl çıkarım karşısında beni dalın derim. Kimin? Kara Fatma'ya. Sen Kara Fatma'ya gitmek için mi düştün yollara? He ya. Ve Gupse Özay'ın Eltilerin Savaşı filminde rol alan Merve Dizdar, gişesi yüksek bir filmde oynayarak oyunculuğunu herkese kanıtladı. Asit dolu bir havuzda boğmak istemiyorum. Hayır. Çünkü ben medeni bir insanım. Şimdi bir güzel yemek yapacağım. Hadi bakalım. Gülben rolünü oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinde dramada da başarısını ortaya koyan Merve Dizdar artık ekranların aranan yüzlerindendi. Korkmuyorum senden! Korkmuyorum! Son birkaç yılda Merve Dizdar yaptığı her işle zirvedeydi. 2022'de önce Erşan Kuneri projesinde yıldız isimlerle birlikte rol aldı. Adım Avva. Ahan da bu da Konya.
Bu da benimki. Ave Maria. Karışık delileriz. Aykırı gidenlerdeniz. O çakır olan Songül. Yanındaki uzun İrina, çikolata olan Madde. Aynı yıl yayına giren festival filmi Kar ve Ayı, Merve Dizdar'a ikinci büyük ödülünü getirdi. O artık altın portakallı bir oyuncuydu. Ben sana evime gizlice gir, sobayı yak mı dedim? Gizlice değil. Gizlice? Kandaki başarısına adım adım yürüyen Merve Dizdar'ın bilinmeyenlerine gelince, Kasım 2022'de Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu olmuştu başarılı oyuncu. O dönem yayına giren Tamirhane filminde görme engelli bir kadına hayat veriyordu. Ölümcek olay var, ölümmeyecek olay var. Ya Mahmut abi, tut kendini ya. Aynur'cum, frenler sapası alam taş gibi. Teşekkür ederim Yılmaz abiciğim. Abiciğim. Merve Dizdar'ın o role hazırlanma anısı, işine verdiği önemi gözler önüne seriyordu. Tam bizim böyle sokakta çıktım ve yürüyorum. Yani başladım, yürüyorum, bir köşeye dönüyorum. Önce gözüm kapalı yaptım. Sonra tekrar gözüm açık devam ettim. Bir tane motokuryeli çocuk, abla dedi, iyi misin? Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok dedim, çok iyiyim, sıkıntım yok. Merak etmedim ama yüzündeki şaşkınlık, ondan sonra dedim ki tamam Merveciğim, doğru yoldasın. Demek ki inandırabiliyorum. Sette de Nejatlar da beni çok iyi falan dedi. Ondan sonra iyice ikna oldum. Çünkü ikna olmakta çok zorluk çeken biriyim. Merve Dizdar o sohbette kendisini üzen şeyleri de anlatıyordu. Çok, yani bazen iş, bazen özel hayatım. Bazen hiçbir şey yokken ben melankolik bir insanım. Bir şey, bir repliğe hüzünlenirim. Bana bir şey anlatırsın, ona dert edinirim. Hiçbir şey yokken de bunu yapabilirim kendime yani. Başarılı oyuncu Kanda ödül almadan aylar önce sanki bu günlerin hayalini kurmuş gibiydi. Festivallerde aldığı teveccühler sonrası festival gibiyim diyen Merve Dizdar sanki Kan Film Festivali'ne göz kırpıyordu. Bu yıl sen festivalsin ve sonra dedim ki çünkü Toronto'ya gidiyorum, orada filmler izliyorum, Hamburg, Antalya. Yani sürekli festival gezdim ve gerçekten benim en güzel dönemlerimden biri. Oynamak istediğim roller var derken anlattığı rol acaba Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı Kuru Otlar Üstünde'deki Nuray olabilir miydi? Sıralama ya da hedefim yok ama hani belli başlı oynamak istediğim roller var. Yani artık hikayeler anlatmak üzerine hedeflerim hep bu. Benim hep buydu zaten. Benim yani buraya geldim, mezun okula girdim, mezun oldum. Hep hedefim belli, oynamak. Hiç değişmedi, hiç böyle savrulmadım. Yıl 2023. Merve Dizdar ödüllerine bir yenisini ekledi yılın ilk aylarında. Yılın Kadını ödülünü aldı bir dergiden güzel oyuncu. Ödülü Şükrü Özyıldız'ın Yıldız'dan almak, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Zaten iyi değilim bu konuşmalarda ben ama senden almak benim için çok kıymetli. Çünkü yani böyle bir meslektaşım olduğu için, bu kadar iyi insan olduğun için, beraber kulisi paylaştığımız için... çok teşekkür ederim. Kandaki başarıya gelmişti sıra. Kariyerinin her yılını dolu dolu bir yükselişle geçiren Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'la birlikte gittiği Kanda büyük ödüle kavuşarak başarısının tesadüf olmadığını herkese gösterdi. Bien la première.